Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler. Mayıs ayında güzel bahar havasıyla beraber lokum gibi bir aya giriyorsunuz. Evet. İkizler Burcu için bence iyi bir dönem. Birinçoko Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan sizlerleyiz. Neler var ikizler için? Ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Pek çok burç için biraz sorunlu, evet. Ama ne dersin Demet? Evet sevgili ikizler, hemen ayın ilk haftasında 3 Mayıs'ta gezegen değişimlerimiz var. Venüs Koç Burcu'na geçiyor. İkizler için sosyal hayatlarını biraz daha hareketlendirebilir, keyiflendirebilir. Bazı davetler, organizasyonlar, hı hı. Yemek davetleri olabilir iş için veya özel hayatlarında birazcık daha sosyalleşebilecekleri bir süreç. 7 Mayıs'ta Merkür İkizler Burcu'na geçiyor. Yine ikizler için keyifli. Merkür'ün ikizlerdeki pozisyonuyla enerjileri yükselecek. Destek gezegeni zaten, evet, yardımcı evet. Gezegeni, haberleşme, iletişim, hı hı. Konuşma, sohbetler, muhabbetler, bazı anlaşmalar, sözleşmeler mesela daha ziyade bu boğa burcundaki tutulmayla beraber işte emlaktır, medyadır, hı hı. Radyo, televizyondur, bu tip konularda çalışan arkadaşlarımız çok daha keyifli bir döneme girecekler derim ben. Sen ne dersin? Evet, bence de Merkür'ün ikizlerdeki pozisyonu çok verimli olacak onlar için. Ancak 11 Mayıs'a, 10 Mayıs ve 15 Mayıs arası birazcık gökyüzü gergin. Bu arada da Merkür'ün Neptün'de bir karesi var. Ve Dolunay etkisi de var gökyüzünde. Güneş'te Satürn'ün karşıt açısı var 10 Mayıs'ta. Bu döneme biraz dikkat etmek gerekiyor. Merkür-Neptün karesi biraz yanılgılara, kayıplara, hayal kırıklıklarına, kafa karışıklıklarına neden olabilir. Kandırılmaya dikkat edin. Evet. Yani bir mülk alırken, mülk satarken, araba alırken, araba satarken, mesela bankacınızla çalışırken veya işte bir sözleşme imzalarken, bu sözleşme ve anlaşmalarda bozucu bir etkidir, evet, çünkü. Evet. Beklenmedik bir sorun yaratabilir bu Neptün. Hı hı. Aldanmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Aldanma ve aldatılma dediğimiz bir nokta var burada. Evet. Güneş Satürn karşıtlığı Boğa Burcu'nda birinci derecede ikizleri etkileyen bir açı değil aslında. Evet. Evet, birinci düzeyde. Biraz sağlıkları, günlük sağlıkları ve iş ortamlarına, çalışma ortamlarına dikkat etmek gerekiyor. Belki bir yardımcının işten ayrılması olabilir. Evcil bir hayvanın sağlık, evet, sorunu olabilir. Hı hı hı. Bir yardımcının işten ayrılması olabilir. Veya yediği bir şey dokunabilir. Çok, evet, yoğun beslenebilir. Biraz alkole dikkat diyoruz. Biraz alkol almayın bu dönemlerde. Hı hı. 16 Mayıs'ta Venüs kavuşum Uranüs var. İkizler için bu olumlu bir etki. Evet, o sürpriz tanışmalar, arkadaşlıklar, işle ilgili bazı teklifler. Yine vallahi, evet, arkadaşlar, dostlar, sürpriz tanışmalar, işle ilgili güzel etkilere sebebiyet veriyor. 19 Mayıs civarı biraz tatil ve dinlenme, kalabalıkların çok yoğun olduğu bir dinamik temsil ediyor. Bazılarında küçük seyahatler var. 21 Mayıs'tan itibaren, evet, Güneş de artık İkizler Burcu'na, evet, geçtiği için bir rahatlama veriyor. Evet, demek. Enerjileri ve motivasyonları yükselecek. Artık ikizlerin dönemi başlıyor. 21 Mayıs'la 22 Haziran dönemi, yılın güzel bir dönemi sevgili ikizler. Şimdi bu 21 Mayıs'ta Balık Burcu'nda son dördünde var ya, evet, bu işle ilgili bir projeyi yavaş yavaş, hı-hı, bitirme, hı-hı, işle ilgili bir değeri, hı-hı, yavaş yavaş hafifletme anlamına da geliyor. Bir yoğun bir iş projesini teslim edebilir patronuna. Yeni bir iş gelebilir. Evet. Eğer bir emlak alışverişi yapabiliyorsa son noktaya koyabilir. Mars'ın artık ileri harekete gelmesi, bu 21 Mayıs'ta Güneş'in çok baskın olduğu bir, evet, döngü olduğu için bir rahatlamaya sebebiyet veriyor. Hı-hı. Yani İkizler Burcu için gerçekten iyi bir ay. Çünkü 28 Mayıs'ta da İkizler Burcu'nda yeni ay var. Evet, İkizler Burcu yeni ayıyla beraber yine kariyerle ilgili konulara dikkat çekiyor. Neptün kareli bir yeni ay. İşle ilgili bir hayal kırıklığı olabilir. Olabilir. Bazı hayal kırıklığı, bazı kayıplar olabilir. Bunun yanında sanatla ilgili konulara da dikkat çekiyor Neptün orada. Evet, tabii. Neptün sanatla ilgili seçimler, hı-hı, sanat alışverişi yapmak, evet, mesela pahalı bir mücevher almak falan bu dönemde uygun değil. Çünkü, hı-hı, kare olduğu için mesela pahalı bir safir mesela, evet, safir, evet, bir yüzük alırsınız. Çünkü Neptün safiri temsil ediyor. Hı-hı. İstediğiniz krat da kalitede olmayabilir, hı-hı, gibi bir olgudur. Bunun yanında resme başlarsınız. Resim çalışmalarında, hı-hı, yaratıcılığınız istediğiniz gibi olmaz. Ama bunları gel önümüzdeki ay konuşalım. Ne dersin?
Evet, ay sonunda hemen ayın bitiminde de Venüs'te Merkür'ün yine burç değişimi var. Venüs Boğa'ya geçecek, evet. Ve Merkür Yengeç'e geçecek. Venüs'ün Boğa'ya geçmesi belki iş ve çalışma koşullarını biraz olumlu hale getirebilir. 31 Mayıs'ta da Güneş Üçgen Mars, evet. Ay sonunda bayağı enerjik, kuvvetli ve kudretli kapatıyor İkizler Burcu. Evet. Haziran ayının 3. haftasından itibaren galiba seyahatler var. Onun işareti olabilir. Sevgiler. Hoşça kalın. Güle güle.